Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir tık uzun soluklu bir video olacak. Bildiğiniz üzere yeni Nicole güncellemesi geliyor. Geldi hafta. Yani bunu gelecek. Bunu test edebilirsiniz. Yani bunun için tek tek tüm operatörlere bakacağım. Nasıl olmuş diye. Nicole güncellemesi. X-Slash ile birlikte başlayalım. Deneyimimi de aktaracağım sonrasında size. Şimdi şunu söyleyebilirim. Slash o kadar kötü değil. Bazı silahlar o kadar kötü olmuş ki. Yani Slash ile adamın kafasına gene vurabilirsin mesela. Bakalım. Evet. Slash bence gayet iyi. Diğer silahlara göre. Az önce bir silah kontrol edemedim çünkü. Gerçekten rezildi. Şimdi diğerine geçelim. Slash bu şekilde. 10 üzerinden 7 verebilirim şu anki Rico'yla göre. Diğerine geçelim. Slash ile silahı aynı olduğu için teşhiri atladım. Diğer silahını kullanmıyorum zaten. O yüzden Ashe'e geçtim direkt. Ashe'den önce Red'e C'ye deneyeceğim. Sonra diğer silahını deneyeceğim. Bakalım. Oo. Ashe biraz sıkıntı. Bayağı bir yukarı çekiyor, onu söyleyebilirim. Eskiden de çekiyor yani. Gene kontrol ederim. Mesela adam geldi. Gene vururum. Çok büyük bir sıkıntı değil. Tarafta olursa ama bir tık biraz daha fazla yukarı çektiğini sağa da çekiyor söyleyebilirim. Eş biraz sıkıntılı olmuş. Eşin bir de diğer silahına bakalım şimdi. Evet, bakalım. Geodes 6 nasıl? Yani iyi, fena değil. Bir şey değiştirmemişler gibi hissettim bundan. Biraz sola çekiyor sadece. Evet, bu da yana çekiyor. Çok yukarı değil ama. Yani mesela uzağa ateş ettiğinde çok büyük bir fark yokmuş. Yani R4 Jack kadar kötü değil. Onu söyleyebilirim. Hemen termite'e geçelim. Termite'e de bir bakalım. Termite çok iyiydi. Evet, termite'de de sola çekiyor bende. Onu söyleyebilirim. Sağa da çekiyor. Sol sağa bayağı bir kaymış. Şöyle bir kötülüğü var. Bu oyunu çok sık oynayanların ezberlemiş olduğu bir recoil var. Ve ben ona göre kontrol etmeye çalışıyorum. Ve ona göre gitmediği için silah kontrolü gerçekten çok zor oluyor. Belki biliyorsunuzdur. Bir oyunda daha aynı bu şekilde oldu. Daha geçenlerde. Bayağı eski bir oyunda o da. Şu an ismi gelmiyor ama bilenler vardır. Yorumlar kısmına yazarlar. Bayağı gündem olmuştu çünkü ben oynamıyorum o oyunu da. Ama tam bir kontrol etmedim, bir dakika. Yukarı çekiyor. Ama alışabilirsiniz yani, buna da alışacağız. Önce İlk birkaç mermi yukarı gidiyor. Flashlight falan kullanıp sonra bunu halledebiliriz. Sonrası güzel gidiyor. Bu da bir sıkıntı. Ama şöyle bir durum var. Bu sürekli oyunu oynayanlar için gerçekten çok kötü. Çünkü benim de dahil olmak üzere silahlarda teklere çok büyük bir problem görmüyorum. Yani teklerde bir sıkıntı yok. Glass'a bakalım. Glass çok kullandığım bir operatör değil, o yüzden anlayamadığımda. Biraz da bir tık artmış gibi. Ama tabi ardı ardına vurunca normalde de böyle zaten yukarı çıkıyordu. O yüzden kontrole vurmak lazım. Evet, biraz da çok bir şey diyemeyeceğim. Hemen füze geçelim. Füzenin önce bakalım LMG'ler ne yaptılar. Çünkü en fazla kullandığım benim LMG. Asıl nerf yemesi gereken LMG'lerdi. Ve o kadar da kötü değil. Yani sağa sola gidiyor. Ama adam gelse uzak mesafe öldürürsünüz yani. Daha geride gidelim. 30 metre yapalım mesela. 30 metrede biraz sıkıntı. 20 metre. O kadar da kötü değil.
Yani diğerlerine kıyasla o kadar kötü değil. R4C çok kötü geldi bana. Tarmak bir tık sıkıntılı geldi eskisine kıyasla. Çok güzel. Çok güzel, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Berbat etmişlerdi. Şu an Ace geri döndü arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Çok iyi. Öncekine göre çok iyi. Berbat etmişlerdi o silahı. Ace geri döndü. Yani diğerlerine kıyasla recoil olarak bunlarda bir şey sıkıntı yok. Bayağı iyi. Komandoyu kullanıyorum ben daha çok. Hepsini çok kullanmıyorum. En az kullandım hatta. Oo, bayağı yukarı çekiyor. Bunu söyleyebilirim. Çok zor kontrol ediyorum Aug'u. Aug da bayağı sıkıntılı. Komandoya bakalım. Bu o kadar fena değil kontrol. Yani gene bir tık sağ yukarı gibi diyebilirim ama bir şekilde hallederiz bunu. Bu kadar da kötü değil. Baka bakalım. Bak kötü. Ama bak zaten böyleydi. Oo, hayır. Bak yukarı da gidiyor. Bak'ı da mahvetmişler arkadaşlar. Evet. Bak da komple bir decoy çalışmak gerekecek. Mahvetmişler. İyi, normal, bu klasik. Çok az değişmiş gibi geliyor bana. Zaten eski Blackbeard'ın hali kalmadı. Diggle çok fark ettirmedi. Aynı gibi zaten, normalde biraz sekiyordu. Kapitola'ya bakalım. Evet. Tamam. Anlaşıldı ki Kapitola'yı daha fazla kullanmamızı istiyor oyun. Çünkü recoil yani bayağı diğerlerine kıyasla bayağı iyi. Evet, Kapitola bayağı iyi. Bunu söyleyebilirim. Hiç enemisine bakmayacağım, kapitanın gerek yok. Kivana aynı gibi. Önemli olan Bearing. Ben seçmedim değil mi? Bir dakika. Oh, tamam. Bu sıfırlandığı için bir an ödüm koptu. Ya Bearing zaten seçeceğim içinde. Bunu çok anlayamam. Yakın mesafede daha rahat anlarım. Ya bir tık artmış gibi. Evet, bir tık artmış gibi. Ya gerçi birin gene sesliyordu. Birin kaçma çok bir şey söyleyemem. Ya hepsinin decoy'u... İlk mermileriniz hep sıkıntılı gidiyor bu arada. Onu fark ettim hepsinde. Önce PV9'a bakalım. Ben daha çok bunu oynuyorum çünkü. Yapma. Çok kötü. Osa'ya ve Çakal'a geçmiş olsun arkadaşlar. Bayağı kötü sekiyor ya. Oo, dehşet kötü. C7'si bari kötü olmasın. Bu da kötü. O kadar değil ama. Ya aslında şu silah tahtasını burada daha fazla sekiye götürüyor. Buraya vurduğunda gene o kadar da kötü değil gibi. Input'u değiştirsem fark ettirecek mi? Evet. Input'u açınca artık input'la oynayacağız gibi duruyor. Mesela kimde deneyelim? En bayağı seken ne vardı? Twitch vardı. Twitch input'la deneyelim de. Yine yukarı sekiyor. Ama daha iyi. Artık input'la oynayacağız gibi duruyor. Bakalım. Input'ta da bug var ama. Indi de bakalım da. Ink her tarafa sekiyor. Ama az bir şey. Sonucu da bıraktım bu arada. Her tarafa sekiyor ama az bir şekilde. Bir dakika. Aynen.
Link her tarafa sekiyor ama az bir şekilde sekiyor. Genelde kötü. Geldik Sizofya'ya. Sofya LMG'nin nerf gelmesi gerekiyordu zaten de bu kadar abartmamış. Sofya'yı direkt artık bitiriyorlar. Ulan zaten kötüydü bu. Tamam M7'yi öldürmüşler. Şu ana kadar en kötü M7'de. M762 bitmiş. Bunlarda büyük problem yok zaten. Oo, bu silah zaten sekiyordu. Ama bu da sıkıntı. Mesela çok enteresan. Bazı silahlarda kapatınca daha iyi oluyor. Zaten fark etmişsinizdir siz de. Neyse. Line'a bakalım. Line genele kıyasla gayet iyi. Line bayağı iyi bence. YMR'lara bakmaya gerek yok. Finkan LMG'ye bakmıştık. Finka şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Kötüleştirmişler de. İstenilen düzeyde kötüleşmemiş. Yani çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki Finka zaten güçlüydü. Bu yeni recovery sisteminde Finka'yı Allah katına çıkaracaklar artık. Öyle duruyor. Diğerine de bakalım. Bu da gayet iyi. Evet, Finka Allah katına çıkıyor. Zaten elemci kullanılıyor. Diğeri çok kullanılıyor. M4. M4 de önemli. Az seken silahlardan biriydi. Şu ana kadar en sevdiğim. Net olarak en sevdiğim. M4 sekmiyor arkadaşlar. Zaten böyle bir silahtı. M4'ü arttırmamışlar. Evet. Mavrik zaten çok fazla kullanılıyordu. İyi olmuş arttırmaları bence. AK'ye bakmaya zaten gerek yok. O uçacak. AK-74. İyi. O kadar kötü değil. Eskisiyle çok bir fark anlamıyorum. Çok zorlanıyorum bundan. Normal. F90'a bakalım. Tamam, F90 eskisinden bir tık daha kötü ama hemen hemen aynı gibi. Çok büyük de bir fark yok. Açıkçası çok büyük bir problem yaşatmaz. Zaten mi kullanabiliyorum burada? Kullanamıyorum. Evet, çok büyük bir problem yaşatmaz. Nok'a bakalım. Oo, Nok sıkıntı. Şöyle sıkıntı. Siz izlerken belki anlamayabilir olabilirsiniz. Evet, sola doğru çekiyor ama sağa çekemiyorsunuz. Sağa çekseniz bile fazla, yani çok kötüleştirmişler ya. Bayağı saçma sapan aimler göreceğiz arkadaşlar bu gidişte yeni sezonda. Tamam, var iyi. Bu da fena değil. SMG 11 de iyi. Tamam, bir problem yok bunda. Kaleye bakmaya gerek yok zaten. Finka'ya baktık iki silahına da. Ace'e de baktık. Ace'e bir daha bakmak istiyorum. Ace'in mükemmel olmuş. Yine şikayet ediyordu. AK-12. Evet, Ace geri döndü arkadaşlar. Bakalım diğerine de. Evet. Zero bir tık sekiyor. Ama normal. O kadar da kötü değil. Floros'a bakalım. Floros yukarı doğru çekiyor. Ama dediğim gibi oyunu yıllardır oynayanlar için gerçekten kötü. Çünkü bu recoil'lerin hepsine alışmıştık. Ben de alışmıştım.
tekrardan yeni öğrenmeleri gerekecek. Özellikle Osa'yı bitirmişler. Osa'nın iki silahı da şu an çok kötü. Termite'den de dayanmadım yani Termite'in silahını da dayanmadım. İki silah da kötü ya. Sense çok kötü. Sense berbat. Denedim bu şeyden önce. Sense ölmüş. Almadıysanız Sense'i almayı düşünmeyin. Çünkü gerçekten kontrol edilmiyor. İçlerinde en kötüsü Sense. Yani bak gördünüz. Biri sola sağa falan gitti ama böyle bir kontrol yok. Recoil kontrolü yok. Bildiğin bitirmişler recoil kontrolü. Aşağı çekmeye çalışıyorum. Yukarı gidiyor. Fazla bitip yukarı gitmeye çalıştım. Aşağı çekiyorum. Bu sefer fazla aşağı gidiyor bakın. Nereye gittiği belli değil. Zaten bunlara artık bakmaya gerek yok. Bu silahların artık Tesla'da bakabiliriz. Evet, Kestle iyi. Kestle oynanır arkadaşlar. Kestle bırakın. Kestle oynanır. Kutu da aynı silah zaten. Doka bakalım. MP5 önemli. Evet. Evet. Mevsiye de geçmiş olsun. Melis'i ve doktora da geçmiş olsun. O kadar da kötü değil. Ama size o kontrol hissini vermiyor. En fazla oynadığım silahlardan biriydi. Yani çok kötü değil sekmesi ama kontrolsüzdeymiş hissi yok. Ya o yüzden saçma sapan eğim. Pedersen alalım. Pedersen zaten Allah katını sekiyordu. Evet yukarı çekiyor. Ama diğer recoil'lere bakarsak artık o kadar kötü olmadığını söyleyebilirim de ya da berbat. Oo kapkan. Önemli, bayağı önemli. Kapkana bakalım. Kapkan güzel. Güzel güzel. Oynanır. Yani oynanmayacak seviyede değil. Kaptan oynanır. Kaptan'da bir sıkıntı görmüyorum. Taşankaya bakmaya gerek var mı? Var bence. Sekmiyordu çünkü. Evet. Taşankaya'nın sekmesi bayağı artmış. Bayağı arttırmışlar bu sıkıntı. Ligre bakıp şey olmak istemiyorum. Rezil olmak istemiyorum. Neyse bakalım. Yiyem. Kol olduğunu düşünürsek o kadar da kötü değil. Yani o kadar da kötü değil ya. Çok uzak mesafedeyim şu an. Jäger iyi. Eski Jäger'i düşünürsek fena değil Jäger. Bandit bir tık sola doğru çekiyor. Bandit bayağı sola çekiyor. Frost zaten sekmiyordu. Bakalım o zaman. Zaten sekmeyenleri bayağı arttırmışlar. Frost sekiyor. Ama Taçak'a kadar büyük problem değil. Şöyle bir, şu metada artık ne yapacağız? Normalde biz kafa hizasına nişan alıyorduk. Daha rahat öldürebilmek için adamları. Yani Vampire tarzı takabilmek için. Artık şöyle bir yeni meta geçebilir. Göğüse nişan almak daha iyi olabilir. Çünkü kafaya nişan aldığınızda eğer ilk mermileri tutturamazsanız sola sağa çok fazla sekmeye başlamış. Sıkıntı. Yukarı da çok fazla sekiyor. Mesela ilk mermiyi kaçırdım yukarı sekmeye başlayacak gidecek. Ama göğüse başladığında vurmaya şansın daha yüksek. O yüzden artık göğüsle nişan almaya başlayabiliriz.
Gayet güzel. Bir problem yok. Güzel. O kaydede bir problem yok. Beğendim. Hiç değişmemiş gibi hissettiren tek silah şu ana kadar bende. Bayağı iyi. Hiç ellememişler bilme geliyor yani, öyle söyleyeyim. Eko. Çok uzun zaman oldu oynamaya. Yukarı sekiyor. Bunu söyledim sadece. O kadar abartılı bir şekilde değil ama yukarı sekiyor. Mira zaten sekiyordu. Ama bandit tekir gibi aynı soru. Çok fazla sola sekiyor. Legion'a bakalım. Legion bayağı iyi. Evet, Legion bayağı iyi. Bakmak istemiyorum. Bir şey demeyeceğim. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Bir şey demeyeceğim. Hiçbir şey değiştirmemişler bizi de, gayet güzel. Master sıkıntı. Sola sağa sekmesinde baya bir problem var. Eleva yukarı sekiyordu, bakalım ne yapmışlar ama. Evet, yukarı sekmesi devam ediyor Eleva'nın ama o kadar fazla değil. Siz kadar. Sola çok arttırmışlar, fazla sola sekiyor. Başta bir şey yoktur ya. Bitirmişler Clash'ı. Her yere sekiyor, akıl almaz bir şekilde. Bayağı kötü. Kayıt hiç sekmedi neredeyse, şu an sekiyor doğal olarak. Sevmedim. Garip bir hissiyatı var. Ama oynanır mı oynanır. O kadar oynanmayacak kadar da bir problem yok. Oynanır mı oynanır. Mozu'ya bakalım. Komando'ya bakalım ya. Çok az sekiyordu. Evet. Neresi hissetme. Aa, azaltmışlar. Azaltmışlar. Güzel. Buna zaten bayağı bir nerf atmışlardı. Vermiş sesini 16'ya falan düşürmüşlerdi. Sekmesi de kötüydü. Şu an bir tık azaltılmış gibi duruyor. Güzel. Neyse bakalım. Evet. O da bayağı iyi. Bir problem yok bunda da. O kadar sekme olacak. Zaten bakmıştık. Vektör'e. Vektör sola sağa. Ama eskisi gibi. 5'e bakalım bir de. Avuka baktık. MP5 yukarı sekiyordu. Gene yukarı sekiyordu. MP5 kötü. Bayağı kötü. Yani. Bayağı kötüyle kötü arası. Oryx. En sevdiğim şoförlerden bir tanesi. Yani oynanır. Ama yukarı, sağa ve sol çapraza çok fazla sekiyor. Orta. MP5'e bakmıştık. MP5 az sekiyor gibi duruyor. Ama çok saçma sapan bir recoil var. Nereye gideceğini tahmin edemiyorsunuz. İşte bundan bahsediyorum. Zaten bunu eleştiriyorduk. Bizim ezberlediğimiz kafamızda bir recoil var. Kas refleksi dediğimiz. Bizim bu refleks yıllardır çalıştığımız. Sürekli oyun oynayarak, gerek teröristant oynayarak, gerek bu yeni gelen team deathmatch'ı. Bir kas hafızamız vardı. Bu kas hafızasını değiştirmemiz gerekiyor ve bu kas hafızasını değiştirmek gerçekten çok zor. Adamlar yıllarını vermiş bu oyuna. Yani böyle bir ikoli attıktan sonra iş yani, iş gücü millet için. Hemen'e baktık. Baktık bunlara.
normal sekiyor ama kontrol edilebilir çerçevede, o kadar kötü değil. Azami kapkan, bakmıştık kapkan o kadar kötü değildi ama azami çok oynuyorum. Bir tane oğlu o kadar kötü olmasın. Bayağı iyi. Tamam, problem yok azamide. Azami oynamaya devam. Beğendim azamiyi. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like de favori olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Bu arada Discord kanalıma da katılmayı unutmayın. Orada turnuvalar düzenliyoruz. Linkini aşağıya bırakacağım. Gerek PC gerek PlayStation turnuvaları. Seviyorsunuz. Bay bay.